Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bazı konulardan bahsedeceğim. Şimdi yabancı sitelerde Kong'un elektrik gücüne kavuşacağı söyleniliyordu. Olacak da bakın. Zaten Kong'un şimşek gücü olacak. Elektriklenme. Aynı Monster MonsterVerse'ün Thor'u gibi olacak. Zaten bu benim 2017'den beri beklediğim bir şey. Elleri falan. Thor'un Ragn Thor Ragnarok'taki bir şimşeklenmesi olmasını çok istiyordum ben. Öyle olacak diye düşünüyordum filmde ve filmde olmasını beklediğim şeyler Godzilla ve Kong'un bir yerden sonra Destroy'a karşı savaşmasıydı. Ama sonra 2019 filmine kadar, 2019'a kadar öyleydi ama 2019'dan sonra Mecha Godzilla'ya karşı savaşacakları zaten anlaşıldı. Herkes bunu öğrenmiş oldu. Ama Dediğim gibi Kong bunlara kavuşacak. Yabancı sitelerde de konuşuluyor zaten. Benim de 2017'den beri Kong'un kafatası filmi çıktığından beri bekliyorum. Düşünsenize Godzilla ve Kong birlik olmuşlar. Baltası var Kong'un elinde. Kong Ragnarok'taki gibi. Thor'un Ragnarok hali gibi. Bu arada Thor vs. Superman'de arkadaşlar. Superman yenilebilir ama Storm, Strombaker'ı hafife alanlar var. Vursa Superman... Hiçbir şey olmaz mı Superman? I? Superman Thor ölürmüş. Arkadaşlar Thor öldükten sonra Ragnarok kehaneti gerçekleşiyor ve Thor diriliyor ve sonsuz güç onun oluyor. Bunu birçok kanalda da zaten. Çizgi romanlarında da var. Gerçek evrende de var. Zaten Ragnarok filminde ona bir şey. Ama Titan o, e, Asgard'ların ve Titanların hepsi ölüyor. O Ragnarok çeyinde de diriliyor Thor tekrardan ve ölümsüz oluyor arkadaşlar. O zaman Superman içinden geçer ve bu arada Hulk çizgi romanlarındaki Hulk Superman'in içinden geçer. Kongun da geçer, Godzilla da geçer. Adam gezegen yok ediyor. En güçlü Supermanmiş diyorlar. Onu da söylemek istedim ve bu arada biri bir dakika ismine bakıyorum. Film çekimlerine başladık ve bu arada arkadaşlar Godzilla tanıtımı haber vereceğim omletten ama bakmıyor iki saattir onu bekliyorum <laughs> Ahmet Savasli ne demiş? God, bana diyor Godzilla vs Kong filminde Godzilla 127 metreydi. King of the Monsters filminde ise 119 metreydi. Bak. Warner Bros. açıkladı ilk olarak. Yeter artık bunu söyleme. Warner Bros'un açıklamasına göre Godzilla 120 metre ve 164 bin tondu. Yani 127 metre diye bir şey yok. Bayağı uzadı diyor. Bu. Öyle bir şey yok ama 164 bin ton. Yani ağırlığı büyüdü. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar Ona da söylemek istedim Max boyu zaten 125 metre ee, Dediğim gibi böyle Ve bu arada arkadaşlar Megalodon filmi ve dev timsah filmi gelecek Onları da çok yakında başlıyorum Şu film bir bitsin İlk filmim olduğu için arkadaşlar, ilk filmim olduğu için biraz kötü olabilir. Ve elim gözüksün mü, gözükmesin mi konusu var bir de. Elim gözüksün mü, gözükmesin mi onu da söyleyeyim. Gözükmesin diyorsanız stop motion çekmeye çalışacağım güzel ama güzel çekmeye çalışacağım. Görüşmek üzere. Bu arada bu yorum YouTube yorumları kapatırsa dediğim gibi kısa bir video çekeceğim. Yorumları oraya atarsınız. Görüşmek üzere.